Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah kızları her zamanki gibi okullarına bırakıp ben durağa geçtim. Bugün biraz erken geldim. Saat daha 10. Ama ben erkenden yemek işine koyuldum. Yoğurt çorbası yapıyorum şimdi bir yandan. Katya evlerimizi süpürüyor. Yatak odasına doğru ilerledi o. O tarafa geçti. Dünden köfte yapmıştım, hatırlıyorsunuzdur. Şimdi onları çıkardım. Üzerine streçini açtım. Dondurucudan kapya biberi çıkardım. Patatesimizi çıkardım burada. Köfte, patates ve yoğurt çorbası yapacağım. Bugünün menüsü bu şekilde olacak. Hemen erkenden yemek işine geçtim. Aysimay'ı almaya çıktığımda yemeği de yanımıza alacağız. Aysimay'ı okuldan alıp Duran yemeğini bırakıp öyle eve geliriz dedim artık. Bir yandan ev işi, bir yandan yemek işi, hepsi aynı anda ilerliyor. Bizim kız evleri süpürüyor. Bu arada arkadaşlar, şöyle biraz geriden çekeyim size. Çokça yazan olmuştu. Kullandıkça fikrini bize de söyle. Memnun kalırsan alınmalı mı diye yazanlar olmuştu. Kesinlikle alınmalı diyorum. Kesinlikle %100. Yani fikir olsun diye söyle diyenler için söylüyorum. Ben diyordum ki evde olsam bence bu süpürgeye gerek yok. Ben kendim süpürürüm diyordum ama kesinlikle evde olsam bile gerek var arkadaşlar. Aşırı gerek varmış. Şu an fikrim tamamen değişti. Almayı düşünenlere %100 tavsiye ediyorum. Bence kesinlikle alınmalı. Çorbamız pişsin, bir yandan da köfte patatesimizi fırına vereyim. O da bir yandan pişe dursun. Patatesimizi, soğanımızı, sarımsağımızı doğradık. Biraz tuz ekliyorum. Biraz toz biber ve baharat ekleyeceğim. Ben uzun zamandır öyle salça soslu bir pişirmiyorum arkadaşlar patatesi. Böyle direkt buradan biraz kekik ekleyeceğim. Biraz karabiber ve kimyon ekleyeceğim. Biraz da yağ gezdirip güzelce baharatlayacağım. Sonra üzerine köftelerini ve kapya biberini yayacağım. Yağdanlığı makineye bırakmışım. Bidonundan döktüm yağını. Yağını da ekledim. Şimdi güzelce baharatını patatesine, soğanına ve sarımsağına şöyle yediriyorum. Soğan, sarımsak çok güzel lezzet veriyor bu arada. Çorbamız da pişmek üzere. Şimdi yemeğimizi de fırına vereceğim. Pilav yapmayacağım. Ya patates, ya bulgur, ya pirinç pilavı yapayım diyordum ama patates olunca gerek yok diye düşündük. Şimdi bu tamam. Üzerine köftelerini ve kapya biberini de gezdirirsek yemeğimiz fırına girmeye hazır. Şöyle biraz biberi küçülteceğim, buzlu olduğu için kesmeye gerek yok, direkt elinizle böyle biliyorsunuz. Çok da küçültmeyeceğim, zaten pişince de küçülüyor. Şöyle biraz iri iri kalsınlar. Köftelerini de dizdik miydi, yemeğimiz pişmeye hazır. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım. Üzeri kızarıncaya kadar, patatesler güzelce pişinceye kadar güzel pişireceğim. Aysimay'ı okuldan aldım. Duran öğle yemeğini bıraktık arkadaşlar. Eve geldik, kahvaltımızı yaptık. Aysimay okulda biraz atıştırıyor. Ben de o gelinceye kadar biraz atıştırıyorum.
O gelince birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bu arada akşam yemeğim de hazır. Çok rahatım bugün. Bugün akşam Ayhan'ın halasına geçmiş olsuna gideceğiz arkadaşlar. Hastanede yattı çıktı, biraz rahatsızdı. Boş gitmek olmaz dedim, bir kurabiye yapayım. Şu geçenlerde yaptığım Nescafeli çaylı kurabiye var ya, herkes bayıldı ona. Yine ondan yapacağım. Hemen malzemelerimi hazırlayıp geldim. Kurabiyemizi yapıp pişirelim. Akşam üzeri de kızlarla AVM'ye gideceğiz. Bugün yoğunluk var. Aleyna'ya kulaklıktan bahsetmiştim. Kulaklık alacağım diye. Formdan bakarız dedi. Öyle bir dolaşacağız. Ayhan'ın bu konuda bilgisi var. Ceza yiyince cezaya vereceğimiz parayla kulaklık alırız dedik. Karar verdik, gidip ona bakacağız. Öncesinde kurabiyemi yapıp hazırlayayım. Nasıl olsa yemeğim de hazır dedim. Gelirim, yemeğimizi yeriz. Sonrasında akşam geçmiş olsuna gideceğiz. Hemen malzemelerimizi sayayım. Aslında o gün videoyu çektim. Daha önceki videolarımda var ama bugünkü videodan da tarif almak isteyenler için şöyle kısaca bahsedeyim. 250 gram tereyağı veya margarin oda sıcaklığında, onu ekledim. 2 yumurta. 2 yumurtanın birinin akını ayırdım. Bunu üzeri için kullanacağım. Onu kenara alıyorum. Yumurtalarını kırdım. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı sıvı yağ. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un alıyormuş. Ben yine böyle kontrollü ekliyorum her zamanki gibi. Yoğurarak ekliyorum ki tam net ayarlayayım diye. Pek ölçmem ben genelde. Hani çok kızarlar biliyor musunuz? Göz kararı alabildiği kadar kelimesine, ama benim tariflerim bazıları öyle oluyor maalesef. Ama baktığım tarifte 3,5 su bardağı kadar yazıyordu. Şimdi bunu güzel bir yoğuracağım. Ben önceki yaptığımda çayını, aslında çayını ekleyebiliriz. Çayda sıkıntı olmaz. 2 yemek kaşığı çay ekliyorum. Çay nasıl olsa dağılacak, eriyecek bir şey değil. Şöyle silme yemek kaşığı ekliyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı çay. 2 yemek kaşığı da Nescafe. Ama bir önceki yaptığımda bir takipçim yazmış ki Nescafe'sini keşke katı malzemeyi ekledik sonra ekleseydin de erimeseydi diye, çok mantıklı geldi. Çünkü biraz Nescafe'm erimişti bir önceki yaptığımda. Onun için bugün cevizini ve Nescafe'sini tamamen kıvam aldık sonra ekleyeceğim ki Nescafe da eriyip dağılmasın diye. Onun rengi iyice kahverengi olmuştu. Bugün bakalım nasıl olacak. Ben normalde de Nescafe yapıyorum, ekliyorum. Nescafe'li kurabiye yapıyorum. Dediği gibi sonradan ekliyorum ama bu sefer tarife göre yaptığım için böyle baştan eklemiştim. Bu defa eklemiyorum. Yine her zamanki gibi kendi sayfamdan kendi tariflerime bakıyorum. Buradan tarife baktım, malzeme listesine. Şimdi burayı bir yoğuralım. Kıvamını tam ayarladığım zaman 2 kaşık Nescafe'sini, 1 su bardağı da kırılmış cevizini ekleyeceğim. Yani ezilmiş, dövülmüş. Bir türlü bulamadım adını. Dövülmüş cevizini de ekleyip sonra şekil vermeye geçeceğiz. Anne. Efendim. Şimdi burada bir kibar, burada da bir kibar. Sen nerede? Burada bir kibar, burada bir kibar. Evet, şurada da var ben. Bilin bakalım, kim olmazsa kurabiye işi olmaz. Aysim olmazsa kurabiye işi tabii ki olmaz. Şefimiz de illa eli değmeli kurabiyelerin lezzetli olması için. Bu neydi kurabiye? Bu Nescafeli çaylı kurabiye. Nescafeli. Evet. Annenin sevdiği, değil mi? Nescafe. Aynen. Ben de yiyeceğim o zaman bunu. Tamam, pişirelim de. Kurabiyemizi güzelce yoğurduk. Nescafesini ve cevizini de ekledim. Çok bir fark olmadı önceki eklememle sonraki eklememin, ama yine de sonra eklenmeli bence. Bence de yani Nescafesi. Bir arkadaş demişti ya sonra ekle diye. Sen bence o işi yapma. Sen şunu al, devam et. Güzel oldu ama. Oldu, evet. Sen yani senin elinin değdiği olmamak gibi bir imkan var mı? Şimdi Aysima şefle kurabiyelerimizi güzelce yuvarlıyoruz. Önce yumurta akına, daha sonra dövülmüş cevize güzelce bulayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımızdan güzelce pişireceğiz. Mis gibi olacaklar. Değil mi Aysim Aşif? Ha. Bakayım. Pişireceğim. Ay sakın. Ha. Beni mi korkutuyorsun ya? Yapma öyle şeyleri. Bende kalp var. Şöyle güzelce.
tepsimize dizelim Aysiman Şef. Biraz iri iri yapıyorum dolgun dolgun olsun diye. Bunu kim yiyecek biliyor musun? Kim? Büyük ame. Tamam. Babanın amesi var ya, büyük amesi. Tamam mı? Tatlışkom. Atıyorum. Hayır hayır, sakın, ağlarım. Bayağı da yardım oluyor ha. Öyle durduğuna bakmayın. Elim, kolum, bacağım bunlar benim. Her şeyim. Bayağı hızlı ilerliyoruz ha. Bak neredeyse tepsiyi dolduracağız. Çok az kaldı. Mecburda çok abi. Yalnız pamuk gibi bir kurabiye hamuru olmuş. O kadar yumuşak ki. İnşallah yayılmazlar. Yayılır mı diye de korkuyorum. Biraz yumuşak olsun istedim ama. Yayılır mı diye de korkmuyor değilim. Ver bakalım. Olmadı mı da? Olmuş olmuş. Mükemmel olmuş. Bu kız çok güzel kurabiye yapıyor ya. Şöyle size kurabiye hamurunu da göstereceğim. Bakın. Ben göstereceğim. Tamam sen de göster. Bakın pamuk gibi bir. Böyle de yuvarlanıyor. Böyle de yuvarlanıyor. Hızlıca yuvarlıyoruz. Sonra tepsimize diziyoruz. Evet. Çek. Ver bakalım. Et alalım. Et mi? Etin kilosu kaç lira biliyor musun? Bilmiyorum. Kaç lira etin kilosu? Aysim ay bile etin kilosu rahatsız etmiş. Bakar mısınız? Etin kilosu kaç lira oldu, haberiniz var mı? İnanın bizden duymadı bunu. Kimden duydun? Kim sana? Bir laf geldi aklıma. Birden geldi aklına değil mi? Etin kilosu kaç lira oldu, haberiniz var mı arkadaşlar? Peki çileğin kilosu kaç lira? Hiç bilmiyorum inan. Onun kilosu çok lira eminim. Çok bence de. Çünkü öğretmen çok lira dedi. Hmm. Okulda mı konuştunuz bu konuları? Azıcık. Azıcık mı konuştunuz? Ver bakalım. Gel. Ay. Gerçek düşüyordu. Düşüyordu gördün mü? Sen düşürüyordun. Kurabiyelerimiz fırından çıktı ama video açamadan yolcum aradı arkadaşlar. Hemen Aysma'yla hazırlanıp apar topar çıktık. Biraz durağa da kurabiye aldım. Yolcumu bıraktık. Durağa uğradık. Onların kurabiyesini bıraktık. Aysma Aydanur'un okuluna uğradık. Aydanur'u aldık. Aydanur'un okul çıkış saati gelmişti. Şimdi yeniden durağa gidiyoruz. Çünkü bizim çağrı zillerinin pilleri bitmiş. Tabi Ayhan'ın ben emireli olduğum için pil al gel dedi. Şöyle bir şey paket pil aldım. Durağın çağrı zilleri pille çalışıyor. Onların pilleri değişecekmiş. Pilleri durağa bırakacağız. Bu arada Aleyna ile konuştum. Aleyna Forma AVM'ye geçmiş. Bizi bekliyor. Ben oralarda dolaşırım diye. Şimdi biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Durağa pilleri bırakacağız. Forma geçeceğiz. Ateş beni çağırıyor. Kulaklık bakacağız bakalım. Mekanda online. Geldik bakalım. Aleyna Mediamarkt'ın önüne çıkmış bile. O benden daha heyecanlı. Mediamarkt'ın önünde bekliyorum sizi dedi. Biz de çıkıyoruz. İnşallah düşmeden hadi bakalım. Benim pomponlum da burada. Aydanur. Sanki şuradan gidip şöyle döneceğiz. Buraya her geldiğinde mi kaybolur bir insan ya? Şu koridordan git. Oradan, evet oradan sola döneceğiz. Şu koridorun sonundan ya da sonunda. Öyle bir şey. He aynen, olmadı dolaşır geliriz ya. Baktık bulamıyoruz, ne yapalım. Şunlara bayılıyorum. Acaba bizim evin girişine de bundan yaptırsak mı? Oturmadan cami. Aşk olsun lütfen. Kalbimi kırıyorsun şu anda. Ya sanki Aysima okuldaki ayakkabısının aynısını görmüş. Okuldaki ev ayakkabısını. Ev ayakkabısı, okul ayakkabısı diyeyim tamam o zaman. Hadi bakalım. Aleyna'cık bizi nerede bekliyor?
Seninki daha güzeldi. Buraya girmemiz için Aydanur ısrar etti arkadaşlar. Ve baktığı bölüme bakar mısınız? Barbie Bey tam oturuyorsun ya. Yani. Ayak uzatma yeri de var. Yani Aydanur'un şu an ilgi alanı. Aysima böyle bir teklifte bulunmadı bana. Anneciğim. Chelsea gördüm. Chelsea nerede? Orada. Nerede göster bakayım. Aa, Chelsea de buradaymış. Chelsea de bunlar içinde bir yerde. Aydanur çocukluğunu tam yaşayamadığı için şu an burada. Baktığı bölüme bakar mısınız? Yani buraya girilir tamam da bu bölüme mi bakılır? Evet. Bu Barbie'nin çocukları da var. Kesinlikle çok yakışmış Aydanur. Bence de kesinlikle almalısın. Sen kendin aldın. Bundan sonra kimseye bir şey almıyorum ben. Herkes kendi parasını biriktiriyor, harçlıklarını alıyor. Ben artık hiç kimseye bir şey almıyorum. Ben bugün biriktirmeye başladım. Aleyna bugün kulaklıklara baktı, para biriktirmeye karar verdi. Çünkü ben almayacağım. Bir miktarım var çünkü. Bir miktarı varmış, bir miktar da. Bir miktar da biriktirirse bu iş olacak. Bir miktar. Ne kadarım var? Ay yavrum ya, 155 lirası varmış. İyi para bence bugün. Bu devirde güzel para. Bir miktar işte. He, onun üstüne bir 500 daha atarsan olur bu iş. Aydanur ısrarla. Aysima gelsene. Aysima. Gelsene. Plaj şapkası. Plaj şapkası tamam. Ben daha çok işçi şapkasına benzettim. Şu inşaatlarla takarlar ya. Götürür. Şu da güzelmiş. Bu. Orsan şapkası. Annem seni inşaata götürsün Aysima bununla. Toplam 4 çizdi. Ne taraf eğlenceli? Eğlence eğlenceyle tanışalım istersen. Ne gösteriyor bakın Aysima'yı. Okula gidip gelir misin Aydanur? Oturur, binerim ben. Okula gidip gelirsem bunu alayım. Yakıt parasını alırız bunu. Senin okul bitene kadar olan yakıt parasını al. Bununla git gel. Çekilsene Aysima bir bakayım nasıl bir şeymiş. Hakikaten güzelmiş ya. 5000 lira mıymış? Evet, asla almayacağız. Aslında bir aklını alamayacağım. Ben bunu okuracağım. Yok. Ben çocuk kendisi. Ama no no. Allah'ım ya. Nike yok diye. Allah'ım ya Rabbim. Anne. Canım. Ben bunu çekeyim mi? Ve işte yeni kulaklığım. Biz eve geleli yaklaşık bir saat kadar oldu arkadaşlar. Yalnız ben televizyonun başından kalkamadım ki. Hazırlanayım. Şöyle kulaklığımı da size göstereyim. Bunun özelliklerini hiç bilmiyorum. Aleyna'dan destek alacağız bu konuda. Ama ses kalitesi diğeriyle çok büyük bir farkı var. Gerçekten o denemeyi yaptık tabii ki. İlk açılışı yaptık. Şimdi akşam geçmiş olsuna gideceğiz dedim ya. Televizyon izliyorum. Ayhan aradı. Hazırsan in aşağı diye. Yo hazır değilim dedim. Bir telaş bir telaş. Şimdi hemen kurabiyeleri toplayacağım. Hemen eşarbımı yapacağım. Çıkacağım. Kızlar gelmiyorlar. Onlar evde kalacaklar. Biz Ayhan'la gideceğiz. Şöyle hemen kurabiyelerimizi de topluyorum. Yalnız daha toplarken kıyır kıyır olduğu şuradan belli oluyor görüyor musunuz? Daha elinize alırken dağılıyor. O kadar güzel bir kurabiye olmuş. Şöyle toplayalım. Bu tarifi mutlaka deneyim. Çokça fazla da deneyen var bu arada arkadaşlar. Benim de favori kurabiyem, biz de çok severiz diyen çok fazla var. Ama denemeyenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Denemelisiniz. Harika bir kurabiye. Bunu da ortalarda bırakmamak lazım öyle. Ziyan olmasın buralarda. Tezgah üzerinde ne işi var? Aleyna sessiz ve sedasız bir yorumla. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyemi de alıp çıkacağım. Artık buradan vedalaşalım. Daha video çekebileceğimi sanmıyorum. Buradan vedamızı yapalım. Ben de kurabiyelerimi alıp yavaş yavaş yola çıkıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.